Bitlis'te ve civarında, Ahlat'ta işte ondan sonra Muş'ta falan Malazgirt'te falan yani halk maşallah Kürt halkı yani tabi ekseriyetle Kürt yani Arap, Türk nadirdir tabi ekseriyetle Kürt halkı o kadar güzel Müslüman medreseleri ziyaret ettik Ohim medreselerine sözüm vardı i̇şte resimlerini paylaştımlar bilmiyorum paylaşacaklar medreselerin en büyüğü yani oradaki Belki İslam aleminde de en iyi medreselerden yani. Şeyh Fethullah Aite hoca efendi. Ondan sonra Şeyh Mesud efendi. Onların tabi babalarını tanırdım ben. Şeyh Halid efendi. O efendinin arkadaşıydı. Ben çocuktum ama Şeyh Halid efenden bir şeyler okut beni derdim. Geldiğinde İsmail'e okuturdu falan. O çok heybetli dağ gibi. Efendi Hazretleri çok tazim ederdi ona Şeyh Halid efendi. Ondan sonra bir kere dedi ona ki Efendi dedi bu insanlara vaaz 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 bir şey de anlamıyorlar. Niye bu hidayet olmuyorlar? Niye değişmiyorlar, dönüşmüyorlar falan? O dedi ki, efendisine, müsihû dedi, müsihû. Yani tebdil olunmuşlar, mesk olunmuşlar, suretleri döndürmüş. Yani benim ümmetimin suretlerini maymuna, domuza döndürme diye dua edince Mevla buyurdu ki, suretlerini döndürmem, siretlerini döndürürüm. Yani bazılarının kalplerini çeviririm diye. Şimdi sen gitsen efendim bir hayvana anlatsan hidayet bulur mu? Müsihu dedi. Yani mesk olmuşlar. Böyle şeyler efendim sen hep çıkardı kürsüye işte, Halid efendi şöyle gelirdi. Çok gelirdi, sık gelirdi. Heybetinden geçilmez. Öyle bir şeydi. Bu şimdiki şeyh, şeyhlerimizin babalarıydı o. Onların da babalar şeyh Alaaddin efendi. Biz onu görmedik. Onların Allame-i Cihan Onların babası Fethullah el-Verkanisi Hazretleri, Evliya Allah'ın reislerinden silsileler de var. Ondan sonra onlar hepsini tek tek ziyaret etti. Onların torunları hepsi hoca, hepsi şeyh. Maşallah. Yani sülale mübarek, Hazreti Ömer'den geliyor zaten. Faruk'idirler. Yani o Allah ocaklarını kıyamete kadar ilimle mamur eylesin. Amin. Amin. O onlara hiç işte, ne terörist yaklaşabiliyor, ne terör yaklaşabiliyor. Allah'ın hıfzıyla Allah onları muhafaza etmiş. Muhafazalarını daim eylesin. Otur, aşağıda şehirde de inemedi. Sonra Norşin'e gittik. Abdülkerim Hoca Efendi, Abdurrahman Tahir Hazreti, büyük velinin torunlarındandır. O TRT Kürti'de de falan konuşurdu. Mübarek bir alim, fazıl, şeyh. Yani insanlar maşallah hepsi böyle geliyorlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hürmet ederiz diyorlar. Biz diyoruz biz size hürmet ederiz. İnsanlarda böyle bir ırkçılık davası yok. Yani genel görünümde İslama tabii zaten çok bağlılardı. Öfleri, adetleri zaten İslam üzeridir. Açık görmüyorsun yani. Bir tane başı açık görmüyorsun. Bir tane başı açık falan görmüyorsun yani. Kusursuz da aramadın başı açık bakayım diye de yani. Görmüyorsun yani. Ha normalde görmüyorsun. Canı başı açık yoktur. Adam diyor ki sen Bitlis'te Ramazanda yiyeceksin. Veya veya yiyecek bir yer bulacaksın. Mümkünatı yok diyor. Ben dedim vallahi bizim Beykoz'dan falan geçerken oruçluya rastlamıyordum. <laughs> Kavacıktan geçiyorum, sağa bakıyorum, sigara içiyorum, sola bakıyorum, yemek yiyor. Gitmiş, gitmiş. Yani Allah doğuyu, güney doğuyu muhafaza eylesin. Amin. Şu hükümetin, yani şu andaki son teröre karşı olan şu son politikaları, MHP ile beraber olan Allah'ın izniyle, oradaki Müslümanları rahat ettiriyor. Ben hep size demiyor muyum? Bunlar Zımbı zındıklar dine düşmandılar. Yoksa ırkçılık dertleri değil. Dertleri Ermeninin, Hristiyanın, Yahudinin borazanlığıdır. Başka bir şey değildir. Müslümanları baskı alıyor. Müslümanları daha kaçırmışlar. Ondan para almışlar. Ona bilmem ne etmişler. Efendim, ay şimdi bir rahatlık var. Rahatlık olunca medreseler dolmuş elhamdülillah. Doğu doğu medreselerle düzelir. Bu ümmetin başına hesabı Sofe medresesi düzeltti Cami-i Şerif'te değil mi? Sonunu da aynısı düzeltecek. Binalar çok yapmışlar maşallah. Allah talebelerini eksik etmesin. Amin. Allah imkanlarını geniş eylesin. Sade okuyun değil Tatvan'a gittik, medrese, bitenler, herkes medresesine çağırıyor. Bende ne kadar talebe var? O diyor 100, o diyor 60, o diyor 200, o diyor 250. Maşallah. La kuvvete illa billah. Doğudaki tek çözüm medreseler. Ben bunu senelere veriyorum. Seydaların ve şeyhlerin itibarının iadesidir. Teröre destek vermemiş. PKK ile iç olmamış, vatanını, milletini muhafaza etmiş olan seyda ve şeyhlerin birkaç tane seyda kılığında çıkar, onlar muteber değil. Ama devlet bunları biliyor zaten. Devlet bunları biliyor. Bu insanların itibarının, zaten itibarları var elhamdülillah da halk arasında. Yani onların desteklenmesi neticesinde medreselerin açılması ve çoğalması o talebelerin artması. Ben çok sevindim ve ümitlendim. İnşallah Hızan'a kadar gittik. Orada çok sahabe-i kiram ziyaret İnşallah onlar önümüzdeki dergide hem resimleriyle hem haklarındaki bilgilerle yani şimdi tabii Ahlat'a gittik. Ee, Ahlat'ta Abdurrahman Gazi Hazretleri var. Ahlat, ta Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh fethedilmiş. Yani Türkler daha Müslüman olmadan, İslamiyet'in başı ilk 15. seneler. Yani Hazreti Ömer Efendimiz'in radıyallahu anh döneminde Uyaz bin Ghanm radıyallahu anh Büyük komutanlardan, onun komutası Ebu Ubeyde bin Cerrah gelmiş Radıyallahu anh, Halid bin Velid gelmiş Radıyallahu anh, Amr bin As gelmiş Radıyallahu anh, bunların komutasında fütühat olmuş e, Tabii Tabi ta Diyarbakır'a kadar, Diyarbakır'da bayağı bir şehit de verilmiş Diyarbakır'dan ağrı, o tür oralar fethedilirken 122 sahabe şehit olmuş O topraklarda, çoğunun yeri belli değil e, Bazılarına da biliyorsunuz halk Koton dede Bilmem şu baba, diye yerel isimler verince sahabenin şeyleri de ne olmuş? Karışmış. Şimdi mesela e, Abdurrahman Gazi diye adı geçiyor. Halbuki yani o şekilde sahabede Abdurrahman Gazi diye arasan bulamıyorsun. Ama Abdurrahman İbni Muaz İbni Cebel. Yani Muaz İbni Cebel'in oğlu Abdurrahman diye girersen kayıtta bulabiliyorsun. Ama halk arasında şu Koton Baba diyor. Koton Baba tatman çıkışında büyük bir sahabi tasarrufu devam ediyor. Hatta muhtara görünmüş muhtara demiş gözünü oyarım demiş sakın burayla uğraşma muhtar kendi anlatıyor orada ya diyor bir zengin iş adamı geldi buraları düzeltelim kabri şuraya çekelim sandukayı böyle yapalım onu çekelim ben de diyor iyi olur dedim hani biraz da ziyaretçi çok gelir falan diyor greyderi şey diyor aldım getirdim diyor hazırladım gece diyor sabah diyor oraları buraları karıştıracağız diyor sabah bir uyama gir diyor böyle diyor gözünü oyarım senin buralarla uğraşma dedi dedim kaç yaşlarındaydı diyor 33 yaşlarındaydı Esmer tenliydi ama tamamen siyah değil. Esmer tenliydi. Başına bir şey dolamıştı diyor. Ondan sonra orta boylu diyor. Falan anlatıyor şimdi. Tasarrufları devam ediyor. Abdullah ibn Dırara radıyallahu teala hazretleri. Özellikle mesela çocuğu olmayanlara tavsiye ediyorlar. Hep gelenler hepsinin çocuğu olmayanların çocuğu olmuş. Efendim bana lazım değil daha zaten. Bana fazla geldi de ha size yani icap ederse demek istiyorum. Gidiyorsun Allah'a dua ediyorsun. Allah'tan istiyorsun. Bu zatın hürmetini. Onlar orada tecrübe etmiş. Yüzyıllardır tecrübe etmiş. Abdullah abide dırara dediğin zaman buluyorsun. Ama şimdi koton baba diye girersen hiçbir kaynakta mesela sahabeden koton baba olmaz yani. E şimdi onun için yerel halk, yöresel isimler takıyorlar. Ama biz onların mümkün asıllı isimlerini işte bulmaya çalışıyoruz. Şimdi dergiyi ona göre hazırlayacağız. Ondan sonra efendim Abdurrahman Gazi radıyallahu anh, e, Muazib i Cebel Hazretleri'nin oğlu orada şehit olmuş. Tabi o bölgede yani 122 ama tabi bu Diyarbakır dahil, ta o yörenin tümüne dağılmış bu sahabe. Birçok köylerde var tabi, bilmiyorsun. Mesela Hızan'a gittik, Sıfatullah Arvası Hazretleri, işte ona Gavsi Hızani derler. Haldi Bağdadi Hazretleri'nin halifesi, Seyyid Tahan Nehri Hazretleri, büyük veli. Onun halifesi, ya bizdeki Abdullah Mekki ayarında, İsmet Baba'nın şeyhi gibi, onun halifesi, e, ee, Gavs-ı Hazretleri. O yani bizdeki İsmet Baba ayarında demek istiyorum. Silsile öyle geliyor. Hani aynı şekilde bakarsan Mevlana Halid'den sonra kaç sonraya bakarsın? Şu Mevlana Halid olmasa zaten aman ya. O halde Bağdadi ne büyük müceddit oldu. Yani 13. asrın müceddidi. Yani o nasıl bir mücedditmiş ki Konya'ya gitsen halifesi var, Yozgat'a gitsen halifesi var, Balkanlara gitsen halifesi var. Doğunun, Güneydoğunun tümü onun halifele, bin tane halife eline abdest suyu tutanlar da İbn Abidinler, Alusiler falan yani. Ne kadar müfessir. Zaten en büyük tasarrufu nereden alacaksın? Alimleri zapt etmek zordur. Hangi mürşidin etrafında çok alim var? Onları ba ona bağlanmışlar. O mürşit çok büyük güçlüdür. Size bir şey vereyim. Tiyo vereyim. Hangi mürşidin etrafında ilim çerçevesi var ve çok alimler ona bağlanmış. Ha orada büyük bir tasarruf var. Çünkü alimleri bu işte bağlamak tasavvufa çok zordur. Şu alimlerde ego vardır, nefis vardır, şurada bunu. Bir de bakacak ki mürşidi Fatiha yanlış okuyor falan. Sıkıntı yani. Gerçi bazı ümmi evliyada vardır. O ayrı dava ama işte şey değil. Velakin lakin ee, Şimdi Mevlana Halid'in etrafında her zaman 100 tane alim olurmuş, hepsini müfessir, muhaddis yani. Halid-i öyleydi. Zülcenahayn. İsmet Baba e, Risale-i Kusye'de 3 sayfa ona yer ayırdı yani. Ve, e gerçi, e, sonda geldi gerçi Halid, işte Veli Eftal Mücahit ol Mücahit. Yani diyor Allah Teala ona o kadar kemalat vermişti ki Halid-i Bağdadi Hazretleri. Onun Sahen Nehri Hazretleri halifesi, onun amcası Seyit Abdullah en Hazretleri. O da Mevlana Halit'le medrese arkadaşı. Bir mürşit arıyorlar. İşte biliyorsunuz Halid-i Bağda Hazretleri'nin Mekke'de gördüğü olay neticesinde senin irşadın burada değil, hani kıbleye arkasını vermiş oturan zat meselesi, onu belki çok anlatamadım size. Hindistan'a gitmeye karar veriyor. Abdullah Dehlevi'ye gidecek. Ondan sonra işte geliyor, böyle böyle diyor, ben bir zat buldum diyor. Gideceğiz. İkisi de paraları işte, yol haçlığı lazım. İyi yol var şey nere efendim şehre zor Irak nere şehre zordan efendim Hindistan Delhi nere parayı da denkleyemeyince Seyit Abdullah Hazretleri e, Nehri'nin yani amcası olan diyor ki senin kabiliyetin benden fazladır. Onun için ben parayı sana vereyim. Bari sen düzgün git. Ondan sonra gelirsin bize de hidayet verirsin diyor. Ve onu tercih ettiği için Halid-i Bağdadi'ydi artık. Bütün şeyleri aldı tarikattan, hepsini aldı geldi yani. Kübrevi, Çeşdi, Süreverdi, Kadir, başta Nakşilik tabi zaten. Bütün icazetleri aldı geldi. Seyyid Abdullah ilk halifeliği veriyor. O, o silsilede o, o da geçiyor. Yani ona mutlaka Fatiha okuyun, onu benden evvel tutun. Çünkü hani o parasını ona verip tercih etmesinden dolayı ona mübarek çok tazim etmiş, takdim etmiş. Geldik şeye. Ee, Sıbatullah Arvasi Hazretleri'ne zaten seyitlerdendir büyük veli yani Allah, Allah O büyük veliler zaten kabrini ziyaret edenler ne beyitler yazmışlar orada. Ziyareti yaptık falan tam çıktık çay içtik çıkacağız. Dediler orada birisi ki burada dediler Sultan Muhammed diye bir zat var. E dedi ki sahabedendir. Allah sahabeden sultan falan ben çıkaramadım. Neyse dedim bakalım dedim. Ya vaktimiz de yok dar yola yetişeceğiz falan. Dedi işte dedim şey midir sahih midir falan rivayet. E dedi ya sahabedendir burada işte kabrini ziyaret ediyor herkes falan. Yakın dedim ne kadar 100 metre yani 100 200 dedim tamam o zaman. Bir de baktık köyün içine gidiyorsun. Efendim hiç köydeki evler zor duracak ayakta. Bir türbe tabi eski türbe olduğunu anladım. Eski taşlardan, şeylerden falan. Daha da kubbeliydi diyor bu tamir edilmiş hali falan. Ha. Baktık orada yazıyor işte onu da yazacağız. Muhammed el-Bathai olacak. Radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz göndermiş. Oraları fethettikten sonra orada kal buyurmuş. İslam'ı yay buyurmuş. Orada da o sultan olmuş. Yani yönetici olmuş. Adına da sikke para da basmış. Ondan sonra kardeşi de el-Betahi. O da onun yanında yatıyor. Bütün aile, bütün öyle mezar oralarda hiç yok. Resimlerini gö göstereceğim size. Efendim hakikaten yani, tabi sahabe oldu. Kesin anlaşılıyor. Yani memleket, bu vatan kime bırakılacak ya? Bu kadar sahabe toprakları Köye gidiyorsun sahabi, oradan dönüyorsun sahabi. E, Bitlis'in içinde efendim, e, ona da Sultan Kuraşi demişler. Halbuki Abdurrahman el Kuraşi radıyallahu anh, efendim, Feyzullah el Ansari, Ebayi el ensarinin abisi olduğu rivayet ediliyor. On sonra Mahmut Dündari diyorlar. Tabii Dündari sahabede olmaz ama o tabii halk arasında yine konmuş. Mahmut isimli bir sahabi radıyallahu anh. Her yer sahabi. Biz buralarda nasıl Marksistlerin Dinsiz, kitapsız Ermeni dölleri PKK'ya bırakacağız ya? Yani bu verilen şehitler Allah yolunda şehit değil midir yani? Hala tartışma meselesi yapılıyor. Bilmem ne bilmem ne işte şehit oluyormuş şey oluyormuş bu oluyormuş çatışmaya giriyor bilmem ne. Ya niçin giriyor? Bu memleketi muhafaza Bu memleketi kimden muhafaza ediyoruz ya? Bu memleketin de kimin gözü var? Doğu'da güneyde de kimin gözü var? Ermeni'nin gözü var en başta. Arkasında Yahudi'nin Erzimevut projesi gözü var. Bütün dünyanın gavurunun gözü var ya. Pekka'ya silah veren, bir Müslüman değil silah veren, efendim Almanya, şura bura Yunanistan falan, onları eğittiler. E şimdi buralar bizden, bizden Allah muhafaza bölünse, ayrılsa, buralar kim muhafaza edecek? Ermeni'ye karşı, Yahudi'ye karşı, e, gavura karşı senin ne kuvvetin var ya? Orada Barzani bir ufak bir hareket yapayım dedi. Rüzgar lan savrudu gitti yani. Senin ne gücün var ya? Hemen gelir seni işgal ederler. Yine bu Müslüman milletin ordusu askeri bir Allah kuvvetini artırsın. Allah. Efendim bir şeyler var da şu anda oralar işte canımızla, malımızla, kanımızla memleketin bu kadar bütçesi gitmesine efendim helal olsun, hoş olsun. Yeter ki o sahabe-i kiram, o ulema izam, tabi nizam orada ruhları şad olarak, kabirleri ziyaret olunarak, fatiha okunarak türbeleri mamur olsun ya. Buna değmez mi ya? Bunun için şehit verilmeye değmez mi yani? Daha ne? Ben evvelce Sirt'e de gitmiştim. Van'a da gitmiştim. Tüm oralar. Yahu evliya dolu. Mesela Şemdinli. İnşallah Şemdinli'ye gidilmesi lazım ama biraz daha bilmiyorum oraların tam güvenliği temin edilip. Tahan Nehri Hazretleri orada. Esas Halid-i Bağdadi'nin direkt halifesi en çok sevdiği, değer verdiği Tahan Nehri ilk halifelerinden bizdeki Abdullah el-Mekki gibi İlk halifesi orada. Bütün Güneydoğu'ya Doğuya bütün tasavvuf, bütün ilim hepsi oradan yayılmış. E şimdi o zatın kabrine bile yani rahat bir ziyaret edilecek durum yok. Yani yavaş yavaş rahatlayacak inşallah. E bile adıyorlar dağlarda, bayırlarda hala bazı köylülerin korumasıyla, bazı ormanların içinde falan hala varlar. Hala varlar diyorlar şimdi tepelerde dağlar. Daha temizlenmemişler. Daha bitirilmemiş. Onun için çok dua diyoruz yani. Devletin güçleri, askeri, polisi, efendim onları yöneten hükümet ricali Allah Teala onlara bu hususta tam bir azim ve gayret ve kuvvet ve nusret ihsan eyleyip, bu işi tamamen temizleyene kadar Allah Teala onları muvaffak eylesin. Amin. 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 Ondan sonra da muvaffak eylesin. Biz duacıyız. Bedduacı değiliz. Beddua eden bir şey yaramaz. Zarar bize döner. Dua edeceğiz yani. Ama gördüğüm şey yani hal ve manzara siz görseniz yani tabi o medreselerin mamur olması çok hoşumuza gitti e, halkın Müslüman halk olması, namazla abdestli olması, camilerin cemaatle dolması efendim onlar da anlıyorlar sen Kürtlerin haline konuştun dedi diyor bana birisi geçen ya dedim ben nerede Kürtlerin haline konuştum sen PKK'cı mısın dedim yoksa o da şaşırdı yolun ortasında gidiyorum Ezan okunuyor dedim, bir camiye gireyim dedi. Sen dedi Kürtlerin haline konuşuyorsun. Dedim sen PKK'cı mısın? Durdu. Sen yok Kürtlerin haline konuşuyorsun. Ya ne zaman Kürtlerin haline konuştum? Kürtler başımın tacı. Yani İslam'da, takvada, İslam'a uygun örfte, adette onlar bu buralardan, Karadeniz'den, Ege'den, şundan bundan çok daha iyi kaç kere demedin mi? Evet. Dedim sen. Sen neresini dinledin dedim. Yavrum dedim sana neresini dinlettiler acaba dedim yani. Aşağısını mı dinlettiler? Kürtler kadar Müslüman millet var mı yani? Allah onları İslam'la aziz eylesin. Amin. İslam'la daim eylesin, Medreseni Amin. mamur eylesin. Amin. Bütün o meralar, otlaklar tabi bu terörün yüzünden hayvancılık zarar görmüş, tarım zarar görmüş. Allah o zararları telafi eleyip yeniden bizi ithalattan kurtarıp halas eleyip o sahalerden maddi manevi rızıklarımızı temin eylesin. Amin. Amin. Yani hakikaten e, gidilmesi, görülmesi efendim lazım olan yerler. Şöyle Ahlat'ta tabii bir fark var. O da Kayı boyunun, yani İslam'a çok hizmeti olmuş. Türklerin tabii Oğuz'un 24 boyundan işte efendim Kayı bir boy. Onların İslam'a hizmetleri çok olmuş. Onların da kabirleri orada. Yerde. Kümbet daha çıkarılmamış da Evliya Çelebi orada ziyaret ettim diyor. Bayındır, e, Emir Bayındır'ın yanında ziyaret ettim diyor ama Emir Bayındır'ınki duruyor Kayı beyni ki bulunamamış dedi. Belediye başkanı inşallah dedi onu da kazı yavrusu şimdi. Bütün ahlat kazılıyor şimdi. Kubbetül İslam. İslam'ın kubbesi üç tane şehir var. Birisi Bukhara, birisi Belh, Afganistan'da İbrahim Ettem'in memleketi Belh. Üçüncüsü de ahlat. Çünkü bütün Anadolu'ya, Balkan'a her yere İslam nereden gidiyor? Kapı neresi? Ahlat. Ama tabii o e, ahlat daha evvel Müslüman olmuş. Yani Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın geçişi 1071'lerden çok evvel. Ahlat'ta bir mezar taşı var. Mezar taşı ne demek biliyor musun? Adam ölmesi için epey bir yaşaması lazım. Geri git. E ondan sonra da onun mezar taşının yapılması da az iş değil. Şu anda Ahlat'taki bin sene evvelki bir mezar taşı İstanbul'da bir tane yok. Öyle güzel mezar taşları. Bu ne demek? Kültürün gelişmesi, sanatın gelişmesi demek. Ustaların, mimarların bulunması demek. Bu da bir medeniyet temin edilmesi demek. Çünkü gelip de dışarıdan monteyle o taş oraya koymamış. 1040'ta ta Alparslan'ın gelişinde 30 sene evvel 1040'tan mezar taşı var. 1040'taki mezar taşı ne demek biliyor musun? Ta geri git 900'lerde 800'lerde 900'lerde medeniyet olmayan İslam medeniyeti olmayan bir yerde öyle bir efendim mezar taşı 1040'ta nasıl yapılacak yani? Öyle bir eser şu anda 100 senedir gelişmemiş bizde. Yani Osmanlı'da bile ne kadar zaman sonra gelişmiş o mezar taşı kültürü. O çünkü bir ilim ister, bir sanat ister, bir medeniyet ister yani. Bir de o taşlarda görseniz aman ya Rabbi, güneş motifleri, ışık motifleri, Allah'ın nur olduğu ayetlerinin şeyleri falan çok büyük bir medeniyet yani. Ahlat şu anda 8 bin abide var o mezarlıkta. Dünya İslam aleminin açık hava mezarlığı olarak o kadar abide efendim başlarında yazı bulunan tek mezarlığı. Dünya. Dünya İslam aleminin de Dünya İslam alemindeki en büyük açık hava mezarlığı. O kadar 8 bin abidesi kaim yani mevcut. Artık ne kadar gidildi, gömüldü, çalındı onları bilmiyoruz yani. Öyle bir medeniyet merkezi daha binlerde falan yani İstanbul'un nüfusu 40 bin Bizans dönemi yani İstanbul'un nüfusu biliyorsun Sur içi 40 bin iken Ahlat'ın nüfusu kaç? 300 bin. Şuraya dikkat et. 300 bin. 2 bin mes cami var. 2 bin. Ahlat'ta o zaman o zaman. Şimdi 2 bin cami şerif var. Şu anda kazı yapılıyor. İnşallah Allah bir an evvel tamamını erdirsin. Alparslan'ın bulunduğu ovadaki ondan 100 sene sonra yapılan caminin inşaat şeyleri temelleri çıktı şimdi. Yani işte 1070 desen ki bir efendim 1170'lerdeki gibi yapılmış. Ne kadar eski yine yani. Ne 800 senelik o cami şerif şimdi ihya edilecek. Her yer kazı. Şu anda en büyük kazı alanı Aklat. Her yer kazılıyor ve diyor ki başkan 300 metre arayla hamam çıkıyor diyor. Çünkü İslam medeniyetinin en büyük özelliği nedir? Temizlik. Taharet. Onun için de o zaman 300 metre kazıyorsun bir hamam çıkıyor. Kaç hamam varmış biliyor musun? 1800 hamam varmış. 2000 mescit gitmiş. Medreselerin hatta hesabı yok. Bütün fetihlere Alparslan bile oradan oradan geliyor ya. Yani. oranın düzeninin kurulduğu için Malazgirt'te tabii o Fetih ona müesser oluyor ama arkası var yani. Ondan evveli var. Ondan sonra bütün dünyadan gelen alimler mesela Anadolu'ya fetihlere geçiyor. O zaman Anadolu'nun adı ne? Rumeli. Buralara ne diyorlar? Diyarı Rum diyorlar mesela. Erzurum. Erzurum ne demek? Rumların bulunduğu Erzurum. E buralar hep Bizans'ın merkezleri. E daha o zaman hiçbir yer fethedilmemiş. Yani İstanbul biraz daha sonra oldu da hiçbir yer fethedilmemiş. Bütün Geliyorlar işte Orta Asya'dan falan bütün dünya İslam alim Müslüman olanlar işte gazaya çıkacaklar. Alim geliyor, kadı geliyor şu budur. İlla diyorlar ki ahlat medreselerinde imtihan olacaksınız. E ahlat'ta o kadar kültür yüksek ki, ilim yüksek ki oradan icazet almayanı nefete FET'e gönderiyorlar ne gönderiyorlar. Ertuğrul Gazi ahlat'ta doğmuş. Annesi işte Hayme Süleyman Şahan Hanım'ı ahlat'ta doğmuş. E bütün Osmanlı'nın da doğum yeri neresi? Ahlar. Şimdi Malazgirt, buralar. Her tarafı şüheda. Her taraf sahabe. Ve bizim tarihimizin, medeniyetimizin de tapu tescil belgesi o mezar taşları. Çok iyi korunmaları lazım. Ve buralardan da artık ziyaretçi akını lazım. Turlar tertip edilmesi lazım. Çanakkale'den daha evvelki orası. Ora olmasa ne Osmanlı oluyor, ne Selçuklu oluyor, ne Os Çanakkale oluyor. Onun için o ecdadımızı mutlaka ziyaret etmemiz lazım. Oraları mamur edip şenlik tutmamız lazım. İlgi artarsa hizmet artar. Camiler çıkarılır, kaza alanlarına camiler yine inşa edilir, hamamlarında inşa edilir. Efendim, millet de oraya göçü de biraz sevk etmekle. Öyle ovalar var ki aç kalan, ya al oradan bir arsa bir şey, ek bir şey ye ya, Mübarek adam. Bıkmadınız mı İstanbul'dan ya. Ben çoktan bıktım da işte gidecek yerim yok. Yani işim var ha burada. işim olmasa çekileceğiz bir tarafa yani. En hayırlı mümin diyor bir kenara çekilip koyun bakan dur diyor hadislerim. Ahir zamanda diyor kenara çekilip fitneden çekip koyun. Koyun yetiştiren koyun bakan diyor. Ondan hayırlı ümmetim yoktur diyor bu hadisinde. Yani biraz da bu da önemli. Çünkü fitne zamanları artık artıyor. Fitnelere doğru gidiyoruz. Efendim oralara mutlaka yeniden oradan gelenlerin falan eğilim göstermeleri lazım. Biz dışarıdan gidip ziyaretleri yapmamız lazım. Sahabe-i kiramın ziyaretlerini eksik etmememiz lazım. Biz bunları önümüzdeki ayın dergisinde tek tek yerleriyle anlatacağız inşallah.